Herkese merhabalar arkadaşlar. Her insan bir hikayedir anlayışıyla bugün okuduğumuz bir kitabı tanıtmak istiyorum. Hasan Ali Toptaş'ın Ölü Zaman Gezginleri isimli kitabı. Bu Mayıs ayında okuduğum ilginç kitaplardan biriydi. Biliyorsunuz binlerce kitap okuduk ama hala bazı kitaplar ilgimizi çekebiliyor. Gerçekten sarsıcı bir kitap. Muazzam hatta yönleri olan bir kitap. Ben hem yazara hem de kitaba değinerek ufkumuzu, dünyadaki raksımızı biraz farklı hale getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Hasan Ali Toptaş son dönemlerde popüler edebiyat bağlamında da bayağı kendinden söz ettirdi. Özellikle postmodern anlayış ile hikaye, roman yani yazdığı iddia edilen bir kişi, bir yazar. Kendisi aslında vergi memuru, icra memuru bir geçmişi var. 13 yaşında Yaşar Kemal falan okumuş. Böyle ilginç bir şey var. Muazzam bir dil. Muazzam bir kalem haline gelmiş. İlgimi çekti. Çok zamandır duyuyordum ama ilk okuduğum kitabı Ölü Zaman Gezginleri. Daha başka kitabını okumadım ama hayran kaldım yani. Neye hayran kaldım? Edebiyat becerisine hayran kaldım. Çünkü düşünme çabası gerektiriyor bir okurken. Yani yollarda, otobüslerde, trenlerde, tramvaylarda okunacak bir kitap değil. Öncelikle bunu söylemek için masa başında okunması gerekir. Hatta böyle Red Bull'unuzu içerken ya da çayınızı içerken derin derin düşüncelere dalarak okumanız gereken bir kitap. Sarsıcı bir kitap. Şimdi bu kitaba ben bir pencereyle baktığımda ilginç bir şey görüyorum. Yani ahlak, insan, dünya anlayışları dönüşmüş ve bu yazarda da tecelli ettiği gibi yani insan duygu ve düşüncelerini dil ile yani kendine özgü bir üslupla, estetik bir kaygıyla dile vururken ne hale gelmiş Türk edebiyatı? Yani çok tuhaf. Kelimeler, zaman, mekan, anlatım şekilleri, üst kurmacalar, işte büyülü gerçeklikler falan bile alabildiğine dil dönüşmüş. Raks ediyor adeta. Raks ediyor. Nasıl raks ediyor? Bu hale nasıl geldi? Biliyorsunuz hani modernizm, postmodernizm şeyleri falan var. Hani modernizm ahlaki açıdan olsun, insan anlayışı açıdan olsun, evrensel değerleri savunma, işte ne bileyim amaç, tasarım, hiyerarşi, egemenlik, logos gibi belli unsurlar üzerinden yükselen bir anlayış temsil ediyor. Postmodernizm ne yaptı? Postmodernizm bunların yerine mesela ilginç şeylere ikame etti. Mesela amaç yerine artık oyun var. Yazar yani belli bir şeyle değil de oyunla, şansla, işte anarşiyle, tükenişlik ve sessizlikle şey yapıyor. Mekan, zaman bulanıklaşıyor, itikleşiyor. Yani mesela çok net değil. Mesela burada anlatacağım şimdi Hasan Ali Toptaş üzerinden. Yani bir de ilginç bir nokta, postmodernizm aslında epistemolojinin bireyin ve ahlakın sonu diyebiliriz. Yani ilginç bir şekilde. Çünkü ortada bir ahlak dayatması yok. Evrensel değerler yok. Zaman, mekan hep bükülmüş, dönüşmüş, farklı yollara girmiş durumda. İnsan böyle bir varoluşçu şey içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında zamanımızın ruhu bu. Yani birçok ülkede, birçok şeyde yani belli totaliter ya da işte dini rejimler dışında yani sözde dini diyelim. Onların da mesela İran'dır, Suudi Arabistan'dır falan bunlar. Buralarda bile dip postmodernizm örnekleri vardır yani. Ona şey yapmıyorum. Bu tarz bir anlayışın ortaya çıkardığı bir roman gibi yani. Böyle bir bu akım üzerinden. Şimdi kitabın içeriğine gelelim. Hikayeleri anlatmak istiyorum kısa kısa. Şimdi normalde Ölü Zaman Gezginleri kitabı 8 hikayeden oluşuyor. Ama Yoklar Fısıltısını da eklemişler. Yoklar Fısıltısı. Toplam 16 hikaye var şu baskıda. Görüyorsunuz. 16 kitap ama 18 bin aleme böyle giriyorsunuz yani. Şimdi bu kitabı, bu hikayeleri okuyorsunuz böyle. Birden kendinizi böyle bir ormanda buluyorsunuz. Balkonda, genel evde böyle acayip yani. Çok ilginç bir şey var hikayelerin. Kesik kesik şey farklı var. Farklı hikayeler. Şimdi balkondan başlayalım. Şimdi 8 tane hikaye var. Hepsine ben girmeyeceğim. Balkon, zaman kimi zaman, şarap lekesi, gökyüzü gri, or, korkuyla yaralı 4 keklik, Ölü Zaman Gezginleri, Neredesin Gringo? Bunlar mesela var. Yoklar Fısıltısında Yabu, Çift Çizgi, Karanlık Beyaz, Av, Dünya Bir Gül Nida, Sabah Karanlığı, Sümbüller Sen Kokar falan gibi böyle hikayeler var. Ben bunların bazılarına gireceğim ve böyle belli bir değerlendirmemi yapıp bitireceğim. Rahman suresiyle bitireceğiz. Şimdi balkona geldiğimizde
Bakıyoruz bir balkonda oturarak başlıyor hikaye. Oturan iki kişiden başlıyor. Çay falan demliyorlar bunlar. Piknik tüpünün üstünde çaydanlık var. Burada Hasan Ali Toptaş ilginç bir cümle kullanmış. Diyor ki o gün Tanrı'nın kendine sorduğu en zor bilmeceydin sen. Ve ben çözmek bana düşmüş gibi sevinçliydim. Yani böyle bir ilginç bir paradoks ortaya atmış. Hani kötülük taş paradoksu var ya, ona benzer bir şey. Bilmece, sevgilisini Tanrı'nın kendine sorduğu en zor bilmeceye benzetiyor. İlginç, çok tuhaf. Tabii Tanrı kelimesini de kullanma şeyi çok ilginç. Mesela edebiyat tanrısı diyor bir adama, Halil Ahmet miydi? Kendi hayat hikayesinde anlatıyordu Hasan Ali Toptaş. Sonra başka birine Tanrı gibi bir adam diyor falan. Tanrı kelimesi çok şey kullanıyor. Hani böyle dıştan bakınca zannediyorsun yani böyle bu nedir yani, böyle putperestlik bir tuhaf bir şey yani. Tanrı, Tanrı, o Tanrı, bu Tanrı. Tanrı hakkındaki görüşler falan. Tanrı anlayışı. Hasan Ali Toptaş'ın Tanrı anlayışı. Yüksek lisanstan biri yapsın yani. Çok ilginç. Böyle tezler görüyorum ki yani, çok tuhaf yani. Hasan Ali Toptaş'ın romanlarında bilmem ne anlayışı. Kardeşim yani böyle bir tez çok çok tuhaf ya. Ben böyle bu tezleri hiçbir zaman akademik camiada şey yapamadım yani. İşte diyor ki Michel Foucault'un bilmem neyinde bilmem ne anlayışı. Yani çok bana ilginç tezler geliyor bunlar yani. Böyle değer mi yani adamın iki senesini, işte saatlerini böyle şeyler ayırması? Oku geç ya. Oku geç yani, bir şey bazen söze, kelama halinden fazla değer veriyoruz. Yani zaten bundan dolayı logos, loji böyle bilimler ortaya çıktı ya, işte bilim zaten bu açıdan biraz hani bilim teorisi eleştirisi yapalım. Yani bilim, sözde bilim, o bilim, bu bilim. Şimdi gelelim şeye, çaydanlıkla falan bahsediyor. Balkon var. Balkonda böyle işte tarih. Herhalde bu 29 Ekim falan kutlaması gibi bir şey böyle. Trompetler falan geçiyor alttan. Üste balkonda oturuyor. Öyle bir sahneye şey yapmış. Daha sonra işte anlatıyor falan. Balkondan sarkan kızların meme uçlarında pembeleşmeler falan böyle. İlginç ilginç yollara giriyor. En sonunda diyor ki, caddedeki bağırsak gurultusunu boğan ve giderek alışkanlığa dönüşen alkışlara aldırmadan hala çay dolduruyorsun bardaklara. Uçuşan buharlar ellerini silmiş zamanın gözlerinden. Bense bando takımının ikinci sırasında gözlerimi sana dikmiş trompet üflüyorum. Yani üst katta olan, balkonda olan arkadaş birden aşağı indi. Yazar, kahraman, anlatıcı falan. Bunlar böyle ilginç bir şekilde dönüştü. Yani bazen muazzam bir şey hissediyorsun burada. Yani burada muazzam bir şey hissediyorsun. Mesela ben bunları aldım. Burada zaman anlayışında da bağdaşıyor. Mesela zaman kim, zaman hikayesinde zaman nedir sorusunu soruyorsun kendine. Yani zaman nedir? Mesela bana zaman nedir diye sorsa biri, ben derim ki zaman hareketin miktarıdır. Yani böyle bir tanım yaparım, tarif ederim. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden çıkardın yani, zaman hareketin miktarıdır. Var işte, geçmişten okuduk yani. Bayağı bir bununla alakalı biraz kafa yordum. Burada da Hasan Ali Toptaş zaman kavramı bağlamında ilginç şeyler yapıyor. Mesela diyor ki zamanın tıpkı bir yol ya da gökyüzüne tırmanan masmavi kocaman bir ağaç gibi kollara ve dallara ayrıldığını düşünmüştüm. İlginç bir zaman anlayışı. Daha sonra mesela zaman ellerimdi diyor. Bakın burada çok ilginç. Ayrı ayrı zamanlara doğru kaydığını düşünmüştüm. O gün orada bu varsayıma kendimi fazlaca kaptırmış olmalıyım ki bir an dördümüzün de ayrı ayrı zamanlara doğru kaydığını düşünmüştüm. Her şey hangi zamanın biçimini almışsa onun içinde öylece duruyordu. Ne kadar süre sonraydı bilmiyorum. Birden ellerimi fark ettim. Zaman ellerimdi de bütün varlığımla onu izliyordum. Sonra masaya geçiyor mesela, mekan şeyi falan. Masanın birinde genç, birinde ise yaşlı ve yorgundum. Ben bana bakıyordum. Yani zaman anlayışı, mekan anlayışı, bulanıklık. İlginç yani, çok ilginç. Sıra dışı. Şarap lekesi var. Burada biraz ilk paragrafı çok hoşuma gitti. Burada yok ki hani kelime kullanımları da çok şey, düşündürme bağlamında anlam. Çünkü anlam bazen bulunamıyor yani. Ben bulamadım, çok düşündüm böyle. Diyorum neye karşılık geliyor? Çünkü gerçeklikle hayal arasında gidip geliyorsun. Yani çok ilginç. Mesela burada diyor ki beni sen, seni ben kadar çoğaltacak olan bu satırları şarap şişesinin yanında bulup okumaya başladığında ... artık insanları analardan çok yaşamın doğurduğunu biliyorum. Bakın. İnsanları artık analardan çok yaşamın doğurduğu. İlginç. Güzel bir kullanım. Tabi burada böyle bazen betimlemeler var gündelik hayat. Hepimizin yaşadığı şeyler, onlar çok güzel anlatmış. Mesela bir yere giriyor, kedi falan şey anlatıyor. En çok beni sarsan hikayesi, yani TCK madde 227 üzerinden de gidilebilecek, yorumlanabilecek, Gökyüzü Gri adlı
hikaye. Burada aslında Cansel, Gülnida, Alev ve ben dediği, yani portakal yanaklı kadın bazen oluyor, bazen başka biri oluyor. Hatta portakal yanaklı kadına dördüncü mü yoksa yazar mı olduğunu ben bazen düşündüm. Yani çok ilginç, yani böyle kendini oraya sokup çıkarmış. Şimdi genel kadın bunlar, yani fahişe. Hikayenin belli bir şeyden sonrası genel evde geçer gibi yani. İşte ne bileyim, yani hukuk okuyan bir genel ev müşterisi ortaya çıkıyor. Denizaltı gemisinde astsubay olan bir adamın karısı genel eve düşüyor falan, böyle ilginç. Hatta sonra hikayede o kadın müşteri olarak bakıyor. İşte deniz şeyleri giymiş, böyle askeri şey giymiş. Bir adam kocası zannediyor falan, sonra bakıyor o sonra kocasını öldürüyor falan. Çok acayip bir hikaye. Sonra yani çok ilginç yani. Bir zaman anlayışı vermiş burada. O çok ilgimi çekti. Yani tasvir etmiş zamanın nasıl aktığını, raks ettiğini. Diyor ki kimi zaman onun yüzüne bakarken köy çeşmesinin yosunlu şırıltısına tutuna tutuna ilerleyen kasvetli bir zamanın sokaklarında bulurdum kendimi. Köy çeşmesinin yosunlu şırıltısına tutuna tutuna ilerleyen kasvetli bir zaman. Muazzam. Bir de sonda şey var mesela. Şimdi bu kadın şeyi öldürüyor, kocasını öldürüyor. Ondan önce renklerle alakalı şey yapmış. Şimdi burasını da bu paragrafta okuyayım. Hani renk, nasıl diyelim bunu artık, renklere verilen anlam. Anlamın renklerle dansı. Diyor ki...